Şimdi sıradaki projeleri tanıtmadan önce tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum izninizle. 7 artı 8, 8 dakikada soru cevap olmak üzere total 15 dakikalık bir sunum süremiz bulunmaktadır. Şimdi sıradaki sunumu gerçekleştirecek olan girişim Sentio Spor Analitik Platformu. Teşekkür ederim. Merhabalar, adım Sermet Can, Sentio Spor Teknolojileri Ar-Ge Direktörüyüm. Bugün sizlerle biraz ciddi konuları bırakıp biraz futbol geyiği yapmak istiyorum. Resimde gördüğünüz bize 2002'de dünya üçüncülüğü getiren milli takımımız. Bugün bu milli takımımızdan eser yok. 2002'den sonra son 6 büyük kupanın sadece birine gidebildik. Ve bir daha böyle bir altın kuşak yetiştiremedik. Bunun birçok sebebi var. Fatih hocamız bir konuşmasında bu sebeplere değindi ve birkaç çözüm işaret etti. Rakiplerimiz bugün futbollarını bacasız bir sanayiye çevirmiştir. Bilim ve teknolojiden en üst seviyede yararlanıyorlar. Biz hala bilgisayar kullanan antrenör, kullanmayan antrenör efendim tartışması yapıyoruz. Uçtular adamlar, biz hala buradayız. Tüm futbolcuların, kulüplerin performansı, teknik istatistik, teknik analiz, sağlıkları vesaire ilgili bir veri tabanı oluşturmak zorundadır. Biz de Fatih hocamızın bu isteğine kulak verdik. Her biri kendi alanlarında uzman, endüstri ve akademi tecrübesi olan 5 tane spor sever bir araya geldik. Ve Sentio'yu kurduk. Çözümümüze bakacak olursak bizim amacımız maçlardaki gözle görülemeyen değerli verinin yani maçı kazandırabilecek, maçı değiştirebilecek, hocaların oyunu daha iyi okumasını sağlayabilecek, altyapılardan oyuncu yetiştirilebilecek verinin otomatik ve gerçek zamanlı olarak toplanması, bunların anlamlandırılarak farklı kullanım amaçlarıyla farklı müşterilere sunulması. Örneğin takımları, antrenörleri bir antrenörleri doktora benzetirsek biz onlara bir MR cihazı veriyoruz. Federasyona bu sistem uygulandığında altyapılara kadar inerek oyuncu gelişimini, altyapıdan oyuncu yetiştirmeyi tesadüflere değil bilimsel temellere dayandırabiliriz. Medya için taraftarlara daha zengin bir içerik sunma imkanı veriyoruz. Şimdi biz bunu nasıl yapıyoruz? Buna bakalım. Sentioscope adını verdiğimiz bir sistemimiz var. Bu iki kameradan ve bir laptop'tan oluşuyor. Resimde 4 kamera var. Genelde eşeği sağlam kazığa bağlıyoruz. İki sistem kuruyoruz maçlara. Bu görüntü işlemeyle çalışıyor. Bu laptop üzerinde görüntü işleyerek oyuncuları maç boyunca gerçek zamanlı olarak takip ediyoruz. Oyuncuların koordinatları sunucularımıza gidiyor. Sunucularımızda birçok maç istatistiği, performans analizleri, tahminsel analizler yapılarak farklı ürünler ile müşterilerimize sunuluyor. Şimdi bu ürünlere bakalım. Üstte dashboard, mobil dashboard adını verdiğimiz ürünümüzü görüyorsunuz. Bu bir tablet uygulaması. Bunu kulübeye indiriyoruz ya da kulübenin arkasına indiriyoruz. Bu hocanın, antrenörlerin elinde maç esnasında oluyor. Ve burada oyunun gerçek zamanlı birçok bilgi hocalar edinebiliyorlar. Koşu mesafeleri, pas trafikleri, rakiple karşılaştırmalar, oyuncu sahanın daha çok nerelerinde duruyor, oyuncular yorulmuş mu? Önceki maçlarıyla historik analizler yapabiliyor. Ve rakipleriyle anlık karşılaştırabiliyoruz. Bunun çok daha detaylı bir PDF raporunu, 90-100 sayfalık bir raporu maçtan sonra yine kulüplerimize veriyoruz. Aşağıda ise bir video analiz tool'u görüyorsunuz. Burada yaptığımız ise, bu da bir post maç uygulaması. İki görüntümüzü birleştiriyoruz. Bir 4K çözünürlüğünde bir görüntü oluşturuyoruz. Ürettiğimiz datayla bu görüntüyü birleştirerek hocanın maçı analiz edebileceği, oyunculara video kesitleri sunabileceği bir post maç video analiz tool'u veriyoruz. Bunları maçlık kiralayabiliyorsunuz ya da bizim daha çok ve kulüplerin de daha çok tercih ettiği gibi sezonluk lisans şeklinde kullanabiliyorsunuz. Şimdi sporda teknoloji piyasasına bakacak olursak, farklı spor dallarında
hedefleyebileceğimiz 500 tanelik 10 bin üzerinde kulüp ve bunların taraftarları var. Bu 1 milyar doların üzerinde hızla büyüyen bir pazar. Bu pazarın şu an yaklaşık %10'una ulaşılmış durumda. Bu iş aslında şöyle başladı. Yayıncıların maç esnasında maça istatistik insan iş gücü ile veri toplayarak istatistik basmasıyla başladı. Daha sonra GPS çözümleri gelişti. GPS çözümleri antrenmanlarda uygulandı. Adidas ve Nike bunları kullanıcı pazarına çıkardı. Kramponlarımıza bu uygulamaları gömerek halı sahaya gittiğinizde koşu mesafelerinizi ölçebileceğiniz ürünler çıkarttı. Günümüzde ise bu iş görüntü işleme ve yapay zekaya doğru gitti. Önce bunu maç sonrası yapan firmalar çıktı. Bu stada kamera kuruyorlar, maçı çekiyorlar. 2-3 gün sonra size maçın datası ve bir rapor geliyor. Günümüzde ise Sentio ve 4 rakibi bu işi gerçek zamanlı olarak yapıyorlar. Sentio'nun bu rakiplerinden en büyük farkı, rakiplerimiz bu işi büyük kasalarla, büyük serverlarla, stada kurdukları 6 kamerayla, 8 kamerayla yaparken Sentio daha iyi kalitede datayı yalnızca 2 kamera ve bir laptopla sağlayabiliyor. Bu maliyeti çok düşürüyor ve daha geniş bir pazara hitap etmemizi sağlıyor. Şimdi bugüne kadar ne yaptık ve yarın ne yapacağız? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bugüne kadar 500 bin doların üzerinde bir Ar-Ge desteği aldık. Ürünümüzü ve teknolojimizi geliştirirken milli takımlarla ve Fenerbahçe, Galatasaray gibi önde gelen kulüplerimizle çalıştık ve bu ürünü onlarla beraber geliştirdik. Birçok hocamızın, antrenörümüzün çorbada tuzu var diyebilirim. Bu süreçte bir bahis şirketinden 1 milyonun üzerinde bir yatırım aldık. Tamam. Yurt içi ve yurt dışı satışlar gerçekleştirdik. İlk satışımız yurt dışında oldu, İtalyan Inter Milan kulübüne. Yarın ne yapacağız? Bunu söylemek istiyorum. Öncelikle açık deal'larımız var. İngiltere'de, İtalya'da ve İspanya'da. Öncelikle bunları kapatarak pazar payımızı arttırmak istiyoruz. Bunun dışında kulüp anlaşmalarından çıkarak ligin veri haklarını almak istiyoruz. Yani hani bir kulübe satış değil de Türkiye Ligi'nin, İtalya Ligi'nin tüm veri haklarını Sentio'ya geçirecek, kapsayacak anlaşmalar yapmak istiyoruz. Modelimizi bu şekilde çevirmek istiyoruz. Bu doğrultuda da yabancı bir yayıncı kuruluşla bir ortaklık düşünüyoruz. Bunun dışında ise rugby, basketbol, hokey gibi başka sporlara açılmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta İngiltere'de olacağız. Rugby 7-7 Dünya Kupası var. Orada ilk kez Sentio'yu başka bir sporda deneyeceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Net yazıyor. Bir milyonun üzerinde yatırım aldınız. Bir bahis şirketi diye adını verdin. Neye ihtiyacınız var? Yani burada sağ taraftakiler için networking'e mi ihtiyacınız var? Para mı? Tam onu bir netleştirirsen. Şimdi bundan önceki projelere göre çok daha olmuş bir projeden bahsediyorsun şu anda. Şimdi şöyle sıkıntılar yaşadık. Biz önce bu ürünü Türkiye'de geliştirdik. Şimdi Türkiye'deki takımları pilot olarak kullandığınızda Türkiye'deki takımlar size diyor ki biz zaten bunu 2 senedir kullanıyoruz, 3 senedir beraber geliştirdik. Biz niye buna para ödeyelim diyorlar. Şimdi böyle bir sıkıntı oldu. Biz ondan bunu yurt dışına götürdük. Şimdi yurt dışında dediler ki siz önce bir Türkiye'de kime sattınız bunu? Türkiye'de kim kullanıyor ki biz bunu alalım dediler. Biz böyle bir 2 sene geçirdik. Çok sıkıntılı bir süreç oldu. Yani hani biraz burada satamıyoruz. Herkes kullanıyor, para alamıyoruz. Dolayısıyla daha sonra bir şekilde ilk satışımızı yurt dışında Inter Milan'a gerçekleştirdik. İtalya'da daha popüler Türkiye pazarından. Burada da yavaş yavaş artık hani hakikaten milli takımda daha da kötüye gitmesi diyelim. Biraz daha bilim ve teknolojiye önem kazanıyor. Buradaki kulüplere de satmaya başladık. İngiltere'den özellikle çok talep var. İspanya'dan talep var. Şimdi şöyle aslında şunu söyleyeceğim. Bizim şuna ihtiyacımız var. Rakiplerimize bakacak olursak, yukarıdaki rakiplerimize, hepsinin arkasında çok büyük bir yayıncı kuruluş var. Bu rakipler eskiden sıfır satış olan rakiplerken, hiç pazar olmayan rakiplerken bunları bir gün çıkıyor, biri satın alıyor ve birden 5 lige yani hitap ediyorlar. Şimdi bizim böyle bir ortaklığa ihtiyacımız var öncelikle bu liglerde. Çünkü şöyle söyleyeyim, sizi yayıncı kuruluş maça sokmayabiliyor.
Orada yayıncı kuruluşla çalışmanız gerekiyor. Rakiplerimizin hepsi de medya marketini, medya pazarını hedeflemiş rakipler. Biz ilk günden beri kulüplerle çalışıyoruz. Örneğin İspanya Ligi'nde TraceApp kullanılıyor. Biz İspanya Ligi'nden birçok kulüpten bizden randevu istiyorlar. Gelin bizim maçlarda deneyin diye TraceApp olmasına rağmen. Mesela İngiltere'de Prozone var. Biz yine İngiltere'de de birçok kulüpten gelin çalışın diye bizi çağırıyorlar. Ama orada da işte anlaşmalar lig seviyesinde yani yayıncı kuruluş orayı çekiyor ve bunlardan birini kullanıyor. Ayrı sistemi kulüplerin alması gerekiyor. Kulüpler de hazır varken para vermek istemiyor. Dolayısıyla bizim ihtiyacımız olan yani hani çok isim telaffuz etmiyorum ama hani belki Sky Sports seviyesinde bir yayıncı kuruluşun hani ortaklığıyla bu pazarlara ve Avrupa'da birçok pazara girmek. Şu an kulüp kulüp bu işi yapmaya çalışıyoruz. Şey sorayım. Gayet güzel, harika, süper. Orada ben futbol menajerin şeyini daha şeyi gördüm. Yani futbol menajeri oynadığım için. Ne diyecektim, şey diyecektim. Peki mesela senin bu diğer rakiplerinden avantajın fiyat mı? Yoksa onların yaptığından daha fazla şunları da veriyoruz, bunları da veriyoruz, şu datalar mı? Var. Şimdi bir şey getirmiştim aslında. Şu yanıma almadım, onu arada paylaşırım size. Bir ürün karşılaştırmamız var. Asıl farkımız şu, bu rakiplerimiz piyasaya girmek broadcaster'la kolay olduğu için hep bu yolu seçtiler. Yani onlar yayına görüntü vermek ve hani yayına bir şeyler yapmak için çalıştılar. Biz ilk günden itibaren kulüplerle çalıştık. Yani biz işte Florya'da, Fenerbahçe tesislerinde oralardan çıkmadık. Bu hocalar ne istiyor? Bunlar bizden ne istiyor? Yani neye ihtiyaçları var? İşte şunu da ekleyin, bunu da ekleyin. Yani biz ilk gün, yani ilk 1-2 senemizde insanların isteklerini gerçekleştirdik ama bize çok avantaj sağladı. Yani mesela rakiplerimizi satın alan bir medya şirketi, İtalyan Delta Tre, Türkiye'ye geldi. U20 Dünya Kupası'nı yaptı. Orada görmek istedi sistemi. Adamlar gördü ve hayran kaldı. Yani bu ürünler çok güzel. Biz bunu İtalya'da kullanalım. Bize mesela Inter'in kapısını onlar açtı. Yani rakiplerimizden biri açtı. Yani ürün yelpazemiz çok daha geniş. Ve dediğim gibi rakiplerimiz bu işi stada 6 kamera kurarak, büyük serverlar kurarak, sabit sistemle çok yüksek maliyete yapıyor. Ya yani biz bu işi bir laptopta 2 kamerada yaparak maliyeti çok düşürerek burada 500'lükten bahsettim. Hani parası olan lig sayısı 10 lig diyebiliriz ama bu ürünün maliyetini düşürürsek bunları hakikaten 500 lige farklı spor dallarına uygulayabiliriz. Bizim amacımız birçok yani aslında futbolda gözüktüğü kadar para yok. Onu söyleyeyim. Ondan maliyeti düşürerek daha çok kulübe hitap etmek istiyoruz. Ekibiniz kaç kişilik, onu merak ettim ben. Şimdi kurucu ekibimiz 5 kişilik. Çalışanlar? Şu an 15 kişiyiz yaklaşık. 15 kişi, evet. Yani, başka ülkelerde de var mı? Var. Şu an satışımızı hatta Fransa'ya taşıdık. Evet. Çünkü Fransa'da Güney Fransa merkezi olmak üzere bir Türkiye haritası yerleştirdiğinizde bizim orada satış yapabileceğimiz 100 civarında elit kulüp var. Dolayısıyla aslında Ar-Ge'miz bugüne kadar Boğaziçi Teknopark'taydı. Bunu bir şekilde biz Ankara'ya çekmek istiyoruz. Satışımızı, yani İngiltere'de satış temsilcimiz var, İspanya'da var. Satışı yurt dışına taşıyıp Ar-Ge'yi buradan bir süre devam etmek istiyoruz. Ligler için peki, yani TFF ile direkt görüşüp de hani tek seferde bir anlaşma gibi bir şey yapmayı ya da hani atıyorum İtalya'daki İtalya'nın TFF'si ile görüşüp böyle bir şey yapmayı düşündünüz mü? Hani çünkü ligi biz yönetmek istiyoruz artık demiştiniz, hatırlıyorum. Şimdi 2 senedir bunun için uğraşıyoruz. Ben yine size mikrofon kapandıktan sonra hani orada neler olduğunu anlatırım. Yani hani 2 senedir bunun için uğraşıyoruz Türkiye'de. Bunu çünkü bu veriyi dediğim gibi bütün statlara, altyapılara kadar indirdiğinizde bu çok büyük bir şey ifade ediyor. Yani scouting imkanı veriyor. Hakikaten oyuncu yetiştirmeyi tesadüflerden çıkartıyor. Performansları oyuncuların daha iyi ölçüyoruz. Bunu şu an bir kulüp kullanıyor, iki kulüp kullanıyor ve mesela bizde çalışan bir kulüp rakibini şey istiyor. Yani rakibe söylemeyin diyor bizim kullandığımız maçta. Ama rakipte de var bizim sistemde. Mesela öyle çok ilginç bizim maçlarımız oluyor. Yani iki Sentio takımı karşılaşıyor ama ikisinin de haberi yok şey kullandığından, Sentio kullandığından. Yani biz bunu diyoruz ki bütün lige uygulansın. Data hakları Sentio'ya ya da kime federasyona ait olsun. Federasyon bu veriyi taraftarlara işte o kısmını kim yapacaksa o yani bu nasıl broadcast rightları var, data rightları olsun diyoruz. Bununla da ilgili 2 senedir görüşmelerimiz devam ediyor. Yani işi ihaleye çıkartmaya çalışıyoruz. Orada tabii rakiplerimiz de girecek ihaleye. Mesela
birkaç lig açıldı. Dubai Ligi açıldı. İhaleye, onun ihalesine gittik. Daha hala oradan haber bekliyoruz. Almanya bunu bu şekilde yapıyor. Bir de İspanya yapıyor. Yani daha yeni aslında. Daha hani bir Avrupalı bir büyük yapsa Türkiye'de arkasında olacak bu işin. Bir şey soracağım. Inter dışında şu anda para ödeyen bir müşteri var. Yok mu? Var. Türkiye'de 10 tane müşterimiz var. İtalya'da Inter var, Lazio var. Juventus'ta da görüşme halindeyiz. Ben demin kaçırdım büyük ihtimalle cevabı da. Siz peki şu anda ne istiyorsunuz ya da ne arıyorsunuz? Biz dediğim gibi birçok bizi lige taşıyacak. Şimdi bir şey arıyoruz. Bir dediğim gibi rakiplerimizin hepsinin arkasında çok büyük bir medya kuruluşu var. Çünkü bunlar bütün maçlara girebiliyor. Kaynakları çok fazla. Bizi böyle birçok lige, yani bu hedeflediğimiz 500 lige ulaştırabilecek büyük bir şey arıyoruz. Ortak, yayıncı ortak arıyoruz. Rakiplerden bir acquire için falan bir şey gelmedi mi? Olabilir, yani, o da olabilir. Ya da görüştünüz mü, böyle bir görüşme yaptınız mı? Biz sizin yaptığınız işi %1 fiyatına yapıyoruz ve daha az kişiyiz. Ya şu an bu yeni bir piyasa olduğu için herkes birbirini kötüleme şeyinde. Yani burada hani her maça hepsi geliyor. Hepsi birbirine siz şöylesiniz, siz böylesiniz şeklinde biraz geçiyor. Şu anda hani herkesin elinde kılıçlar var. Daha şeye geçmedi bu piyasa. Hani biraz daha bir sizde alalım. Tek firma olsun. Ama bizce işin sonucunda hepsi birleşip belki bir tane analitik platformu kalacak diye düşünüyoruz. Son bir laf söyleyeceğim. Perform Group'la görüştünüz mü? Hayır. Perform Group'la görüşün. Onun Türkiye'de bir tane adamı var. Maç gölüye alanlar. Onlar böyle bir şeye para yatırabilir. Yani sizi alabilir yani. Bitir. Anladım. Şey, Amerikan futbolu ve beyzbol düşünüyor musunuz? Amerika'da işte, ekibimizden Bekir Amerika'da, orada satış kovalıyor. Orada kolejlerden ilgi oldu. Kolej Amerikan futbolu. Birkaç ya, öyle bir şey. Ya onda yapabiliyorsunuz. Evet, yapabiliyoruz. Her sporu yapabiliyoruz. Belki bağlantı çıkardı onu, o açıdan. Yani Amerika'da işte, ama Amerika'da rakip de var. Orada işte Sport TV var. Arkasında Stats var onların, en büyük oradaki yayıncısı. Yani dolayısıyla orası biraz kapalı bize. Avrupa daha açık gözüküyor. Ve uzak doğu. Teşekkür ederim. Sunumunu gerçekleştirdiği için Centio Spor Analitik Platformu'na teşekkür ediyoruz. Sıradaki sunumumuz Kentur. Merhaba. Ben Yiğit. Kentçil ekibinde çalışıyorum. Bugün size birazcık Kentçil'den bahsetmek istiyorum. Biz şöyle bir problemden yola çıktık. İnsanlar yeni şeyler keşfetmek, yeni şeyler denemekten çok hoşlanıyor. Ama önlerine sürekli bahane üretiyorlar. Bu pazartesi diyete başlayacağım. Bir şey, oraya da hasta seneye gitsem daha güzel olur. Biz bu bahaneleri ortadan kaldırmak için Kentçil isimli mobil bir platform yapacağız da yola çıktık. Ve aslında biz YSU Kentçil diyerek başladık yolumuza. Ekipten şöyle biraz size bahsedeyim. Ben Yiğit Özdemir, Yıldız Teknik'te Endüstri Mühendisliği okuyorum. 2 sene boyunca IBM'de çalıştım. Yazılım danışmanlığı yaptığım vakitlerde Yiğit bir bankada çalışıyordu. Benim müşterimdi. Bir gün biz otururken bana projeden bahsetti ve beni ikna etti açıkçası. Ben de istifa ettim Kentçil için. Daha sonra Yiğit de ekibi kurmayı bekliyormuş, hazırmış. O da istifasını verdi. Ve biz kendimizi artık bu işe dedike ettik. Ekibimizde gördüğünüz üzere bir pazarlamacının eksikliğini biz hissediyoruz. Bize uyum sağlayacak, bizimle aynı performansta, aynı ateşle, aynı motivasyonla çalışabilecek bir üçüncüyü arıyoruz. Bir ara bulduğumuzu düşündük ama meğer bulmamışız. Peki insanlar bir şeyler yapmak istedikleri zaman neden bunu yapmıyorlar ya da neden ertelemeyi tercih ediyorlar? İnsanlar rahat, daha güzel hayatlar yaşamak istiyor herkes ama kimse evinden çıkmak istemiyor. İnsanlar bahaneler önüne sürüyor. Çocuğumu ağlayacak, işte annem arayabilir beni, şimdi başlamayayım. Tembellikleri var, haftaya salı günü diyete başlayacağım, pazartesi günü spora gideceğim. Oraya da seneye gideriz, o tatilde seneye yapıveririz canım ne olacak şeklinde. Ya da inkar ediyorlar. Ben aslında onu yapmak istemiyorum şeklinde. Biz bunları ortadan kaldırmak istiyoruz. Peki Kentçil insanlara bu noktada neler vaat ediyor? Kentçil mobil platformlarda çalışan görsel içerikli sosyal bir oyun platformudur. İnsanların kendi görevlerini tanımlamalarına, kendi görevlerini yapmalarına ve bu yaptıkları göreve ait görselleri paylaşarak sosyal bir içerik hazırlamalarına imkan sağlar. Aynı zamanda Kentçil üzerinde herhangi bir gün içerisinde bir planınız yoksa, bir plan yapmak istiyorsanız, sizin daha önce yaptıklarınızı refere alarak sistem bana bir gün planla dediğiniz anda size bir gün programı önerebiliyor. Bu şekilde insanlara yeni şeyler denemelerinde, yeni günlerini yaşamalarında ilham veriyor. Birazcık verilere bakalım bu alanda, sosyal alanda.
Türkiye, Amerika ve İngiltere'yi biz inceledik. Datalarını bulmamız nispeten daha kolay ve bize daha yakın pazarlar olabilecek pazarlar olduğu için. Yarısından çoğu kullanıcıların, sosyal medya kullanan kullanıcıların yarısından çoğu fotoğraf paylaşıyor. Aynı şekilde yarısından çoğu yine de oyun oynamayı ve eğlence için sosyal medyayı kullanıyor. To-do list yapma pazarı çok yeni bir pazar olduğu için sadece İngiltere üzerinden verisini bulduk. İnsanların %17'si de to-do list yaparak hayallerini internette paylaşıyorlar ya da burada to-do listini yapıp daha sonra gidip bunu gerçekleştiriyorlar. Baktığımız zaman mobil kullanıcı sayısıyla sosyal medya kullanıcıları sayısı aslında birbirine çok yakın. Bir tek Türkiye biraz abes olarak sosyal medya kullanıcı sayısı mobil kullanıcı sayısından daha fazla. Peki biz bu pazara nasıl gireceğiz, kimleri hedefliyoruz vesaire? Bizim amacımız aktif olmayan kullanıcıları artık oyun içine çekmek. Biz bu aktif olmayan kullanıcıları hayatın içerisine çekmek, onları hem hayatta hem de sosyal medyada daha fazla hareketli kılmak istiyoruz. Ki Twitter ve Facebook üzerinde de aktif olmayan kullanıcı oranı %40. Gerçekten çok büyük bir oran var. Burada biz bu sayıları bu %40'a dayanarak hesapladık. Aktif olmayan insanları oyunun içerisine çekebilirsek biz böyle 47 milyon, 48 milyon gibi bir pazara sahip olacağız. Peki bu pazara nasıl girmeyi hedefliyoruz? Açıkçası bizim hedefimiz yardım kuruluşlarıyla birlikte, örneğin Kızılay'a kan toplama etkinliği düzenleyerek, işte LÖSEV'in etkinliklerine insanları davet ederek bu şekilde başlamak istiyoruz. Daha sonra yazlık yerlerde eğlence mekanlarıyla anlaşmak, onlarla birlikte bir plan yapmak ya da sadece insanların hayatına değer katabilecek bu müzeyi gezdiniz mi, bu tarihi camiye gittiniz mi, bu tarihi eseri gördünüz mü şeklinde gün planlamalarına yardımcı olmak istiyoruz. Rakiplerimiz yok mu? Tabii ki de her şeyin rakibi vardır. Achiever ve Bucket List. Bizi onlardan ayıran en büyük şey, biz sadece insanların to-do list yapmasını istemiyoruz. Ya da Achiever'daki gibi 9000 tane görevin alt alta dizildiği bir platformda kaybolmalarını istemiyoruz. Biz onları tanıyıp onların yapmak istedikleri şekilde günlerini planlamalarını yahut da özel spesifik bir aramaları varsa, örneğin ben annemle anneler gününü nasıl kutlayabilirim şeklinde bir aramaları varsa bunu çok kolay bir biçimde yapmalarını istiyoruz. Bu yüzden esnek bir arama platformu oluşturduk. Sizden bir beklentimiz ne peki? Açıkçası biz kendimiz yatırım almaya hazır hissetmiyoruz. Doğruya doğru bizim yeterince analitiğimiz ve özgüvenimiz yok bu konuda henüz. Ancak umarım bir gün bunun içinde görüşürüz. Bizim sizden beklentimiz iletişim ağı, mentörlük ve eğitim. Evet biz ikimiz de endüstri mühendisiz, birkaç bir şey öğrenmişizdir okulda, çalıştık falan ama gerçekten bu konuda çok fazla bilgi eksiğimiz var. Ve bizi bu konularda destekleyecek, belki de birkaç adım, belki de koşar adım ileri götürebilecek insanlardan mentörlük almaya ihtiyacımız var. Ve gerçekten iyi bir iletişim ağına ihtiyacımız var. Kentçi'nin ekran içi görüntüleri de, uygulama içi görüntüleri de bu şekilde olacak. Sadece tek bir buton, benim bugünümü bana planlar mısın? Ben de sana planladım şeklinde. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa cevaplamaktan mutluluk duyarım. Nasıl planlıyorsun? Nasıl planlıyorsun? Eğer kullanıcı daha önce bir şeyler yaptıysa, onları baz alıyorum ilk başta. Eğer herhangi bir şey yapmadıysa sadece verdiği zaman aralığı ve yarı çapına bakarak. Örneğin bazı kullanıcılar işte mangal yapmayı seven insanlar var. Onları daha trafikten uzak, daha şehir dışına çıkartarak daha rahat gidebilecekleri yerler önermek istiyorum. Şimdi adam mangalı yapmayı seviyor da değişik şeyleri denemesi zaten değişik görevler şey bu değil mi? Hani bunun arkasındaki esasında şey nedir? Hani teknolojide kafasına göre bir şey mi atıyor yoksa bir... şeyden var. Onu sormak arkadaşlar, için. Arkadaşlar önce sormuştum. Biz aslında 10 tanelik bir liste çıkıyor burada. Bunu birazcık AB testiyle deneyip yanılıp bulmayı planlıyoruz biz. Örneğin ilk başta bir kişiye sadece tecrübelerine dayanarak gösterirken başka bir kullanıcıya bambaşka bir şey göstereceğiz. Hangisi daha olumlu gidiyorsa onu alıp adapte etmek istiyoruz biz sisteme. Ben de yani benzer bir şey soracaktım. Sol tarafla sağ taraf arasında büyük bir boşluk var. Dev bir boşluk var. Hı hı. Ve orayı yani ne şekilde tamamlayacaksınız? Belki badge sistemi falan gibi bir şey mi yapacaksınız? Yani adam size diyecek ben kendimi nereden mi dünyayı gezmek istiyorum hı hı. Ya da işte sosyal olarak, spor olarak, iş olarak, hı hı. Bağlantı olarak, networking olarak. Kategori bazlı aramalarımız da olacak ama eğer bir kullanıcı kendini bize bırakırsa ya tamamen ben evet sizden günü planımı almak istiyorum derse eski tecrübelerine bakarak yahut da rastgele bir ya da işte o gün şartlarına göre en yakın yerlerdekine göre bir arama yapıyoruz. Ama orada bir şey var şimdi rastgele verdiğin anda adam beğenmediği zaman ne olacak? Tekrar bir shuffle yapıp bir daha bakacak beğendiği plana kadar gidecek. Belki şey burada şu tikler ben bunu beğendim bu kalsın anlamına geliyor. Aha. Mesela 10 tanenin ikisini beğendi kalanın 8'ini hiç sevmedi aslında. Kalsın bunlar bana kalanını bir daha düzenle seçeneğimiz var onun içinde. Yani insanlar bu badge ve title olayını çok sevdiler. Bence
doğru şekilde yönlendirilirse güzel bir yere gelir. Şöyle bir sistemimiz de var. Bizim bir kullanıcı 3 hafta boyunca hiçbir şey yapmazsa her bir kullanıcıya biz ikonlar belirledik. 3 hafta boyunca herhangi bir etkinlikte bulunmazsanız ikonun slowlarısı oluyor bir anda. Daha sonra çita oluyorsunuz, işte baykuş oluyorsunuz falan şekilde gezerek ilerliyorsunuz. Competition ne durumda? Uluslararası? Uluslararası competition. Eşivre Bucket List bizim rakibimiz. Dediğim gibi Bucket List daha çok ben bunu yapacağım diyorsunuz. Daha sonra gidip yaptığınız zaman yaptım diyorsunuz. Herhangi bir fotoğraf eklemenizi zorlamıyor sizi. Biz buna zorluyoruz insanları. Fotoğraf ekle ki yaptığını bilelim diye. Achiever'da da 9000 tane görev var. Saydık. Gerçekten saydık bunu. 9000 tane görev var ve içinde kaybolmak çok kolay. Biz kaybolmasını istemiyoruz insanların. Benim ilk kez gördüm. Nike'ın koşu app'i özellikle çok kullanılıyor. Yani koştuktan sonra insanlar bunu sosyal medyada bir şekilde paylaşıyorlar. Koştum, maratonu tamamladım ve bunu düzenli yapan insanlar görmeye başladım ben. Son bir senede bayağı da birbiriyle konuşmaya falan başladılar. Community yarattılar bu şekilde. Başarılar. Benim sorum neden kendinizi sadece aktif olmayanlarla sınırladığınız yönünde? Aktif olan insanlar zaten bunu Instagram'da paylaşıyor. Eğer bu uygulama sosyal medya üzerine duyulursa aktif olan kullanıcılar buraya doğru gelecektir. Bizim ilk giriş anındaki hedefimiz aktif olmaya kullanıcılar. Ürün geliştirme ne aşamada şu anda? Server side'ı tamamladık. Şu an mobil uygulama tarafını prototipliyoruz. Aynı zamanda ben zaten IBM kökenliyim. Yiğit de keza banka kökenli olduğu için bizim etrafımızda çok büyük işte ölçeklenebilir sistemler yaratmış insanlar var. Kodları ben yazıyorum evet ama işte teknolojik anlamda tıkandığım anda akıl danışabildiğim, işte abi bunu nasıl yapalım diyebildiğim insanlar var. Onlardan akıl alıyoruz. Ne zamana çıkarmayı planlıyorsunuz? Bu ayın sonu hedefimiz bizim. Tamam. Yazıyorum bak çıkmaz. Tabii. Ben bir şey sormak istiyorum. Burada siz hani mesela sanat galerisi demişsiniz. Çiçek Pasajı, Taksim Meydanı gibi. Ben bir program yaptığınızda beğenmediğimde bunu şu an aklıma geldiği için söylüyorum. Mesela Tinder gibi sağ veya sola swipe edip değişmesini sağlayabilme gibi bir şey yapabiliyor muyuz? Evet. Buton aşağıda olacaksan yukarı çektiğiniz zaman butonu tekrar görüyor olacaksınız. Hani mesela hani bunu peki orada bana bir soru sorarak mı değiştireceksiniz yoksa alternatifleri göstererek? Dediğim gibi eğer beğendikleriniz varsa içinden onları sabitleyebileceksiniz. Ben yeni bir kullanıcıyım. Hiçbir şeyde girmedim. Bilgi girmedim. Sen bana bir şey yaptın. Hani dediniz ya biraz önce ben size alelade bir şey yaratıyorum. Sizin yarı çapınızdan ve saat aralığınızdan gibisinden. O zaman ben beğenmediğimde nasıl değiştirebileceğim? Onu ben sadece alttan yukarı kaydırıp butonu tekrar basacaksınız. Anladım. Peki o yine random mı gelecek yoksa ben orada bir tercih edeceğim? Beğenmediklerinizi göstermeyeceğiz bir daha. Yani değiştirdiğiniz için beğenmediğinizi varsayacağız daha doğrusu. Anladım. Herhangi bir sosyal mecra ile entegrasyonu var mı? Mesela ben Facebook'taki arkadaşımın yaptığı etkinlikleri önceliklendirebiliyor musun veya onlara katılabiliyor musun? Evet. Onları ana sayfanızda gösteriyor zaten. Hani arkadaşın buradaydı, bunu yaptı, buradaydı, bunu yaptı. Facebook entegrasyonu var, Twitter entegrasyonu olacak. Henüz yok. UX'inizi kim yapıyor? Çok iyi bir UX gerekiyor çünkü buna. Ben yapıyorum. Çok iyi olduğunu söyleyemem. Ama dediğim gibi akıl danıştığımız insanlar var. Bazen gerçek oturup başına kod yazan insanlar da var benimle birlikte. Onlardan yardım alıyoruz bu konularda. Başka kod yazan var derken destek alıyorsunuz. Destek alıyoruz. Yani iş yerinden eski arkadaşlarım, daha tecrübeli insanlar. Başka sorusu olan var mı? Yani mentörlük desteği arıyormuşsunuz. İhtiyacınız olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tabii çok teşekkür ederim. Yardımcı olmak isterim. Çok sağ olun. Ben son bir şey söyleyeceğim. Güzel bir örnek tabii. Belki daha fazla anlatırlar ama kurumsal hayattan kaçıp gerçekten girişimci olmak için istifa edip maaşı bir kenarda bırakıp belki sürünmeye razı olacak insan modeli için çok güzel bir örnek. Tabii ne durumda bilmiyorum ama güzel bir örnek yani. 4000 lira, 3000 lira maaş. Belki çok daha fazlasından insanlar çok memnun oluyorlar ama girişimcilik olunca maaş uzun süre gelmiyor. Ya da başarısızlık yolun ucunda çok yol sonunda görünüyor. Namık abi de aynısından bahsettiğiniz önce. Belki söyleyecektir ama süper bir örnek. İnşallah herkes aynı cesareti gösterebiliriz. Şimdi olmak isteyen arkadaşlar. Çok teşekkür ederim Deniz için. Kentro bu sunum için teşekkür ediyoruz. Açıkçası Time'ı çok iyi kullanıp, efektif kullanıp bize zaman bıraktığı için kendisine minnettarız. Şimdi son sunumumuz olan Binotum Var'a geliyoruz. Size sunumunu yapmak için Binotum Var'a buraya davet ediyorum. Merhabalar, ismim Ercan Gümüş. Bugün size Binotum Var projesinden bahsetmek istiyorum.
Ben de ilk olarak ekibi koydum. Çünkü ekibe güvenimiz tam. Kendimin 5 yıllık bir kurumsal geçmişi var. Daha sonrasında 3 senelik girişimlerle uğraşıyoruz. Yusuf'la da benimle birlikte çalışıyor. Kendisi de mantık ve matematik mezunu. Diğer iki arkadaşım da yazılım kökenli. Üniversitenin son sınıfında mezun olmayı bekliyorlar. Dedim ve kapattım. Evet, geri geldim. Binotumvay.com nedir? Binotumvay.com aslında hepimizin üniversite zamanında veya üniversiteden sonra master hayatında karşısına çıkan ders notlarının bulunma problemine çözüm getiren bir çözüm getirmeye çalışan bir girişimdir. Binotumvay.com'daki problem neydi? Daha doğrusu Binotumvay.com'dan önce problem neydi diye düzeltebiliriz belki de. Ders notu belki bulunabiliyordu ama temiz ders notu, kullanılabilir ders notu bulunamıyordu. Ders notu bulmak için ciddi bir efor harcamamız gerekiyordu. Arkadaşlarımıza yanaşıyorduk bize dönemlerinde. Final dönemlerinde biraz daha yanaşıyorduk. Ders notu vermek istemiyordu arkadaşlarımız çünkü karşılığında bir kazançları yoktu, bir edinimleri yoktu. Ve aynı zamanda o ders notlarını paylaşırlarsa kendilerine rakip oluşturuyorlardı. Biz bu problemden yola çıktık. Ve dedik ki çözüm olarak biz bir platform oluşturalım. Ders notu yükleyenlerle ders notu arayanları bir araya getirelim. Ve araya da bu iki farklı karakter arasındaki anlaşmazlığı çözmesi için temsilcileri ekleyelim dedik. Çözümümüz şu şekilde. Ders notu tutan öğrenciler sisteme ders notlarını yükledikleri andan itibaren, ilk ders notunu yükledikleri andan itibaren kredi kazanmaya başlıyorlar. Ve bu ders notu indirildiği sürece bundan 3 sene sonuna da olsa bu ders notu kredisinden, bu ders notundan kredi kazanmaya devam ediyorlar. Ve bu ders notu kredilerini istedikleri anda paraya çevirebiliyorlar. Ders notu arayanlar ne yapıyor? İki farklı şekilde ders notlarına sahip olabiliyorlar. Bu öğrenciler ya bizim PayPal üzerinden kredi satın alabiliyorlar veya arkadaşlarını bu sisteme davet ederek affiliate mantığıyla kredi kazanıp bu ders notlarını ücretsiz olarak temin edebiliyorlar. Aradaki reprezentanları özellikle koyduk. Çünkü bu ders notu arayanlarla ders notu paylaşanlar arasında bazı konflikler oluşuyordu. Bunları çözmemiz gerekiyordu. Bir de dijital sistemlerde en büyük sorun, eğer herhangi bir sorunla karşılaşıyorsanız bununla ilgili bir muhatap bulamıyordunuz. Biz de üniversitelerde temsilciler tutmaya başladık. Bu üniversitelerin temsilcileri bu sistemin doğal ortakları olmaya başladılar. Ve bu üniversite içerisinde oluşan toplam cirodan pay almalarını vaat ettik. Şu anda sistemimiz web, mobil web ve Android tabanında çalışıyor. iOS uygulamasını da hazırladık, yalnız yayınlamadık. Çünkü ilk olarak sistemi denememiz gerekiyordu. Pazardan sonra da zaten sistemi birazcık daha açıklamak istiyorum. Burada şimdi pazara baktığımızda evet biraz hani uçuk rakamlar yazmamız gerektiği için yazıyoruz belki ama 25 milyon tane öğrenci, 4.3 milyon tane üniversite öğrencisi. Gerçekten 2 milyon tane lisans ve ikinci öğretimde kayıtlı öğrenciler var. Ve bu öğrencilerin sürekli olarak bir ders notu ihtiyacı oluyor. Sürekliden tanımımız da bu hangisiyle yapılıyor? Affedersiniz. Sürekliden tanımımız da 8 semester. Bu da 8 semester şöyle oluyor. Her bir öğrenci 4 sene boyunca 2 semesterden öğretim alıyor. Burada 10 milyar liralık bir pazar var diyoruz. Aslında fotokopi merkezlerine baktığınızda ciddi anlamda bir pazar var burada. Bizim amacımız da bu fotokopi merkezlerindeki pazarı dijital ortama çekerek pazarın belli bir kısmına sahip olmak. Pilot projemizi de Gediz Üniversitesi'nde yaptık. Gediz Üniversitesi de üniversitelerin Inter Milan'ı bizim için. Çünkü güzel bir projemiz oldu. Gediz Üniversitesi'nde yaptığımız çözümde üniversite öğrencilerinin %20'si ilk hafta içerisinde sisteme kayıt yaptırdılar. Burada bir tane temsilcimiz vardı. Daha sonrasında bu %20 öğrencinin %75 ila 80'i vize ve final dönemlerinde geri gelmek usulüyle sistemi kullandılar. Ve biz sistemden satın almaları da gerçekleştirdik. Dolayısıyla ilk pilot ürünümüzü başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimize inandık. Ve şu anda diğer üniversitelere yayılmayı hedefliyoruz. Rakip analizine baktığımızda bizim en büyük farkımız dediğim gibi reprezentları kullanmak ve aynı zamanda mobil uygulamaları kullanmak. Şu anda kendi mobil uygulamasını geliştirmiş bir sistem bizim haricimizde yok. Mobil uygulamanın avantajı ne? Ders notu tutan öğrenciler ders notlarını sisteme yüklemek için ya bir tarayıcı vasıtasıyla ilk olarak bilgisayar atıp sonra web üzerinden paylaşması gerekiyordu. Veya üçüncü parti yazılımlarla
bunu oluşturup daha sonra kendisine mail atıp sisteme yüklemesi gerekiyordu. Bizim kendi uygulamalarımız sayesinde anlık olarak sisteme yükleyebiliyor. Sadece fotoğrafını çekmesi gerekiyor. Ve sistemin üzerinden her yüklenen ders notunun %50'si sisteme ders notu yükleyen kişiye aktarılacak şekilde bir gelir paylaşımı yapıyoruz. Aradığımız yatırım 350 bin lira. Tabii bu rakamların hepsi afaki rakamlar, tartışılabilir rakamlar. Buradaki amacımız biraz şu. Biz bunu sizin söylediğiniz gibi Excel'lerden çıkardık. Birazcık da kurumsal geçmişimden baz alınarak. Burada yapmak istediğimiz şey şu. Biz bunu denedik. Üniversitede başarılı olduğunu gördük. Sonra iki üniversitede denedik. İki üniversitede başarılı olduğunu gördük. Artık biz bunu gerçek anlamda sahaya çıkarmak istiyoruz. Ve bunun için temsilciler tutmamız gerekiyor. Bazı temsilcileri ücretli tutmak istiyoruz. Ve aynı zamanda reklam bütçesine ihtiyacımız var. Diyorum ve teşekkür ediyorum. Öyle mi? Peki, ben teşekkürümü ettim artık. Bu ders notlarının güvenilirliğini nasıl sağlıyorsunuz? İki tane sistemimiz var. Dediğim gibi reprezentlerin aslında iki görevi var. Bir tanesi bu ilişkiyi sağlamak. Bir de reprezentler üniversitede kendi üzerinden geçen bütün ders notlarını denetliyorlar ve sistem otomatik olarak yüklenmiyor. İlk olarak reprezent bu ders notu güvenilirdir, uygunluğu dediği zaman sisteme yükleniyor. Bu çok zor bir olay değil mi? Yani ben imkansız başka birinin ders notuyla herhangi bir sınava girmeyi kendim seçmezdim ya da seçmem. Bütün kitabı okuması, yani düşünüyorum şimdi. Bir ders notu demek dört farklı kitaptan not demek. Bunun güvenilirliğini reprezentin oturup hepsini okuyup özet haline getirmesi, hocanın anlattığıyla ders notunun birbirini tuttuğu şeyle kitapla hocanın anlattığının birbirini tutmaması gibi bir sürü şey var. Aslında fotokopi merkezinden de siz ders notunu aldığınızda aynı olasılık var. Biz bunu sadece dijital ortama taşıyoruz. Bir de ders notunun ilk bir veya iki sayfasını yüklediği sayfasına göre ön izleme yapabiliyor. Buradan da ders notunun güvenilirliğini kendisi görebiliyor. Aynı zamanda sistemimizde puan ve yorum sistemi var. Dolayısıyla daha önceden ders notunu yüklemiş olan kişiler ders notuna puan ve yorum verebiliyorlar. Böyle bir sistem oluşturduk. Yani ilk olarak bir reprezentin kontrolünden geçiyor. Daha sonrasında son kullanıcıların yorumlarına ve puanlarına bakıyor. Zaten puanı artan kullanıcılar sistemimizde ön sıralara geçtiği için o kullanıcıların puanlarına göre insanlar birazcık daha kullanıcıların ders notlarını seçiyorlar. Peki bu Gediz Üniversitesi'nde yaptığınız çalışmada bir öğrenci ortalama olarak kaç not satın aldı ve satın aldıktan sonra mesela aynı gruptan başka bir öğrenci de satın alıyor mu? Birisi satın alır, gider fotokopi merkezinde gene çoğaltırlar, birbirlerine verirler ya da birbirine gönderirler gibi bir durum var. En büyük korkumuz oydu bizim aslında. Gediz Üniversitesi'nde aynı gruptan, yani aynı sınıftan %70 gibi bir oran satın aldı. Daha sonrasında diğer %30'luk kısım kendi arasına dağıttı mı bilmiyorum. O yüzden rakamlarımızı düşük tuttuk biz Gediz Üniversitesi'nde. 1 TL'ye not indiriyordu. Not yükleyen acaba 1 TL'ye yükler mi diye bizim kaygımız oydu. Not yükleyen de yüklüyoruz çünkü günün sonunda 174 TL kazandı tek bir notta. Çünkü ciddi anlamda bir download aldı. Download alan kişiler, not indiren kişiler bir sonraki dönem, final döneminde olmuştu bu. Bir sonraki dönem vize döneminde gelip tekrar not indirdiler. Eğer kredileri biterse iki farklı yol seçtiler. Bir tane işletme fakültesinden arkadaşımız vardı. O arkadaşlarını davet etti. Onların sayesinde kredi alıp ders notlarını indirdi. Başka arkadaşlarımız kredi satın aldılar PayPal üzerinden. Onun üzerinden devam ettiler sisteme. Ne kadar uzun süreli bir çalışma yaptınız peki Gediz Üniversitesi'nde? Biz Gediz Üniversitesi'yle bunu Ocak ayında final döneminde denedik. Daha sonrasında birinci vize döneminde denedik. Şu an ikinci vizelere yaklaşıyoruz. Zaten bugünlerde tekrar sisteme notlar yüklenmeye başladı. İzmir Üniversitesi'nde de birinci vize döneminde denedik sadece. Geliz'de başarılı olduktan sonra o denedik. Geliz Üniversitesi, İzmir Üniversitesi'nde de ilk dönemde notlar yüklendi ve indirildi. Satın alma da yapıldı. Ama ikinci dönem için şu anda bir şey yok, hareketlilik yok. Daha çünkü onların vize dönemi başlamadı. Son sorum ufak bir şey. Retention ve churn rate'lerine baktınız mı? Yani ilk başta giren kullanıcılar sonraki aşamalarda ne kadar satın aldılar, ne kadar geri dönüş yaptılar? Dediğim gibi kullanımı bıraktı. Geliz Üniversitesi'nde dediğim gibi %75 gibi bir oran vardı. Yani 4 öğrenciden 3'ü tekrar bir sonraki dönem geldi. İzmir Üniversitesi'nde rakamlara daha bakamadık. İzmir Üniversitesi'ndekileri bekliyoruz açıkçası. Anladım. Buyurun. Yok, hayır. Biz onun yerine A Kampüs'le işbirliği yaptık.
A Kampüs'ün elinde ders notları vardı. Onları aldık. O ders notlarını yükledik. Zaten ondaki anlaşmamız da oradan herhangi bir ücret almadan %50'sini A Kampüs'e, %50'sini de ders notunun sahibine vermek şeklindeydi. Çünkü bizim için önemli olan tavuk yumurta problemini çözmekti. Evet evet, sistemler var, hani düşündüğümüz sistemler var ya, bizim şu anda tek amacımız aslında insanlar buraya ders notunu yükledi mi ve ders notunu indirdi miye bakmaktı. Daha sonrasında zaten bizim sistemin hani baktığınızda OCR vesaire gibi teknolojilerle daha da ileriye de gidebilir. Ama SMS dağıtabiliyorlar. Bu 1 TL dediğim gibi Gediz'de. Evet evet, SMS dağıtabiliyorlar. Mesela Özyeğin Üniversitesi'nde de şeyi denedik biz. Üyelik satmayı denedik. Üyelik satmayı iş modelini yemedi diyelim, affedersiniz. Dolayısıyla iş modelini iptal ettik. 5 TL'lik paketleri çıkardık. Şimdi İzmir Üniversitesi'nde 5 TL'lik paketleri deniyoruz. Daha sonrasında da olursa belki açık arttırma durumuna gidebiliriz diye düşünüyoruz. Onu da küçük bir üniversitede deneyeceğiz. Bir Lazio'da deneyeceğiz. Bakalım o da başarılı olursa ondan sonra devam etmek istiyoruz. Buyurun. İşte o yüzden aslında bir batch sistemimiz geliyor. Batch sistemini daha aktif hale getirmedik. Bir batch sistemimiz geliyor. Bir de şeylerin, ders notu yükleyenlerin bir puanı var. Dolayısıyla her yorum aldığında, her puan aldığında ve her ders notu yüklediğinde zaten puanı artıyor. Dolayısıyla siz 1500 puanlık bir kişiden mi ders notunu indiriyorsunuz, 100 puanlık bir kişiden mi indiriyorsunuz, buna bakıyor İnsanlar ve hakikaten baktığını gördük biz MVP'mizde. Şimdi ölçeklemeyle ilgili, sanki bu reprezent olayı şeyle biraz ilgili, ölçeklenebilmekle ilgili. Çünkü sizin şeyiniz arttıkça, hacminiz arttıkça daha fazla not gelecek. Daha fazla kişinin bunu kontrol etmesi gerekecek. Yani o büyümenizde her zaman bir öyle bir noktaya geleceksiniz ki hani dünyaya açıldığınız zaman belki 1000-1500 kişinin çalıştığı bir şey olacak. Bu da hani biraz büyüme açısından sıkıntılı. O represent kısmı olayı otomatizasyona dönmesi. Kesinlikle. Zaten oradan o yüzden dediğim gibi şey, hani ilk olarak bir o tavuk yumurta olayını atlatana kadar representleri devreye tutup daha sonrasında sonra farklı teknolojiler çözmeye onları şutlayacaksınız. Estağfurullah. Öyle bir şey yok. Şey, tamam, işin espri kısmı da. Şey diyeceğim, siz bunun yurt dışındaki, Amerika'daki modelleri incelediniz mi? Onların başlarına gelen sıkıntıları. Aslında sağlıklı bir şekilde işleyen bir model var. OneClass.com var. Yatırımı da aldı. Amerika'daki işlememesinin birkaç sebebi var aslında. Amerika'daki sistemle bizim eğitim sistemimiz çok farklı. Çünkü Amerika'da zaten hocalar kendi notlarını paylaşıyorlar. Hocalar zaten sınavları açık kitap yapıyorlar gibi olaylar var. Ama yok, şimdi her zaman açık kitap yapmıyorlar da şimdi oradaki sıkıntı burada da olmayacaktı. Şu anda hacim olarak çok küçük olduğu için belki şeylerde değil de burada da oradaki sıkıntı diyordu ki bu benim mülki hakkım. Ben ders öğretiyorum. Bunlar alınmış notlar. Kendi çünkü o notu alırken tabii, kafana göre yapmıyorsun. Burada da Amerika'nın ekstra olarak burada daha güçlü sendika olayları var. Bu adamlar çıksa yapsa. Ya biz hukuki danışmanlık aldığımızda şöyle bir şeyle karşılaştık. Eğer ders notunu kişi kendisi tutuyorsa, hocadan çıkarımlarını yazıyorsa, o ders notunda herhangi bir problem yok. Ya ona şey bulmanız lazım, o avukat sizin kim hukukçu bilmiyorum da Yargıtay İçtihatı bakmanız lazım. O konuda kimse bu şekilde şey etmiş mi, Yargıtay'a gitmiş mi? Bugüne kadar da bu şekilde açılmış, onu diyecek. Bugüne kadar da bu şekilde açılmış bir davaya denk gelmedik. Sadece hocaların ders notlarının paylaşılmaması gerekiyor. O yüzden de temsilciler ve moderatörler o sisteme sürekli olarak bakıyorlar. Tabii scale büyüdükçe dediğiniz gibi otomatik sistemlerle bunların taranması gerekecek. Yani ben bunu yapmaya devam edeyim muhakkak da sadece şey olarak diyorum. Bu tamamen sizin şansınıza bağlı, düştüğünüz hakime bağlı. Birisi bunun için dava açarsa tamamen hakime anlatmanız. O da artık o konuda da bir şey gelsin. İkincisi ben şey alayım, bir kredi şeyi dediniz. Evet. Şimdi ben mesela yüklüyorum. Oradan para kazan, siz bana şeyi vermiyorsunuz. Bir kredi para birimine çevirmesin. Sanal evet, para birimine çevirme aynen, olayı. Aynen. Onun hukuki şeylerine baktın mı? Sanal para birimi olayı Türkiye'de biraz sıkıntılı şeyler. Yani bayağı sıkıntılı şeyler. Aslında hani, biz onlara sanal kredi vermiyoruz. Sadece puan veriyoruz.
Ama parayı dönüştürebiliyor sonuç olarak. Parayı dönüştürebiliyorlar. Hani ben bunun içinde bonusun biliyorsunuz şey sistemi var. Sales reprezentlere bu telekom kampanyalarda uygulanan bir sistem var. Bonus kartlar var. Paraya çevrilebilen bir hali var. Bu MVP ürünü denedikten sonra biz onu entegre etmeyi düşünüyoruz. Yani siz başka bir şirketle çalışacaksınız. Bu konuda evet, izin olan bir başka şirketle çalışacaksınız. Üçüncü parti üzerinden çalışacağız. Çünkü bizim kredilendirme şeyimiz yok. Biz dediğim gibi MVP zaten aslına bakarsanız birazcık hani yatırım almamızın arka planında bunlar var. Çünkü eğer biz doğru bir yatırımcıyla yolumuza devam edebilirsek, aslında partnerle demek lazım. Böyle bir durumda biz öğrencilerden para almak zorunda da değiliz. Çünkü biz öğrencileri sisteme dahil ettiğimiz anda bir customer'ın acquisition cost'u baktığınızda bankalarda veya telekom kampanyalarda ciddi bir miktar. Dolayısıyla ben bu acquisition cost'u kendi sistemime alıp bunun karşılığında bedava not verebilirim. Son bir şey diyebilirim. Bence o exit şeyinizi değiştirin. Benzer sizin benzer şey yapan daha büyük yurt dışındaki oyunculara yönelmeniz daha mantıklı olur. Finans telekom şirketleri şu ana kadar. Evet. O exit stratejisi bizim de biraz içimde sinmiyor. O konuda biraz daha belki biraz çalışmanız iyi olabilir. Bitti mi? Ben bir şey sormak istiyorum son. Bu bir önceki üzerine, bir dakikamdan alabilirim değil mi? Ya bu tamamen cheating üzerine kurulu bir sistem aslında bir yandan bakıldığında. Hocalardan buna ya da yani nereden bileyim birinin notunu alıp öğrencinin başkasının notuyla sınava hazırlanıp girmesi belli bir yerden sonra bir tepki doğuracaktır. Ben hoca olsam ki öyle hocalarım da vardı benim. Bu tarz yaklaşımlara karşı da değişik davranış biçimleri sergilemişlerdi. Yani bu tarz hiçbir tepki ya da geri dönüş aldınız mı? Bugüne kadar almadık ama dediğim gibi zaten hani mevcut sistemde fotokopi center'lar bunu hali hazırda yapıyorlar. Ya onlar da cheating yapıyor ama bakıldığında. Mesela Bilkent Üniversitesi'nde tamamen cheating yani. Bir hocanın şeyi vardır. Hocanın amacı öğrencinin derse gelip kendi notunu tutması, bir argüman geliştirmesi ve bunu doğru şekilde öğrenmesi. Bunun üzerinden farklı bakış açıları kazanması. Bu tamamen öğrenci o zaman birini kiralasın, derse soksun, o adam notu alsın, onlara anlatsın dersten çıkınca canları istedik. Bizim argümanımız şu, biz birazcık daha başarıyı pazarlıyoruz diyoruz. Bunlar sonuçta hani cheating olarak değil, ders çalışmasına katkı sağlayan bir materyal olarak pazarlıyoruz. Ve diyoruz ki eğer bir notun var üzerinden dersine çalışırsan, o notları daha önceden tutmuş olan arkadaşlarınla bu derse çalışmış gibi olur, başarı oranın artar gibi bir argümanımız var. Yani bunu birebir olarak ders notunu alırsın ve bundan derse girmene gerek kalmaz şeklinde pazarlamıyoruz. Anladım. Ben de bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Sesim kötü, kusura bakmayın. Estağfurullah. Birincisi web sitesi isminiz Binotum var mı oluyor? Evet. O biraz tuhaf kaçmıyor mu? Evet, zaten biz iş tutmazsa o otçulara yöneliyoruz diye düşündük ama daha sonradan aklımıza geldi aslında. İkinci önemli konu şu. Hukuki boyut, dökümanı teslim edenlerin o dökümanı teslim ettiğiyle bağlamanız lazım. Aksi halde orada yazılanlardan dolayı başınız belaya girebilir. Evet, hakikaten. Evet. Onunla ilgili bir sözleşme hazırladık. Herhangi bir şekilde bize ait olmadığıyla alakalı. Onunla ilgili de danışmanlık aldık avukatlarımızdan. Hani tabii umarım bir şey karşımıza çıkmaz ama hani biz elimizden geldiğince kuvvetli durmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi son kullanıcı sözleşmemizi hazırladık. Danışmanlığımızı aldık ama hayırlısı neyse olsun. Son demek ki konu arkadaşın belirttiği gibi şimdi üniversitelerde tez proje paylaşma var. Hani proje şöyle proje var deyince 500 liraya 1000 liraya proje yapılıyor ya da notlar toparlanıp teslim ediliyor. Oraya doğru kaydırırsanız güzel bir pazar olabilir gibi geliyor. Yok, aslında öyle bir niyetimiz yok çünkü son zamanlarda şey çıktı. Bir sistem çıktı. 30 saniye içerisinde bitiriyorum. Sistem daha önceki projelere de bakıp bunların üzerindeki şeylerini, benzerliklerini yüzde olarak bakıyor ve araştırma görevlilerinin işlerini bayağı kolaylaştırıyor. Daha önceki projelerle benzerlik var mı diye diyor. Ve ben de bir şey sorsam güzel olur. Ben sonuncu olduğum için bir tane daha soru alabilir miyim? Şeyi ben merak ediyorum, hani siz OCR falan dediniz ama bu fotoğraf çekerek yapıyor çoğu kişi. Mesela benim yazım çivi yazısından kötü. Ben bile okuyamıyorum kimi zaman. Bunu nasıl çözüyorsunuz mesela? Belki ben çok iyi not tutan birisiyim ama yazım okunamıyor. Bunu aynı zamanda dijital yükleyebiliyor muyuz? Dediğim gibi zaten şu anda OCR üzerinden değil. Şu an dijital yükleniyor. Yapamıyorsunuz, onu biliyorum işte. Ama dijital yapıyorsunuz ya. Hani bunu illa benim Word'de mi yazmam gerekiyor? Hayır. Fotoğraf çekiyorsunuz. Ama okunamadığı notları... Temiz kelimesi biraz onun için var aslında.
reprezentaya baktıktan sonra ders notunuz okunamıyor şeklinde dönüş yapabiliyorlar. Ama elle yazma veya Word'de yazma gibi bir şey. Bu sistemi kullanmak isteyen öğrenciler ders notlarını da hani vize döneminde yazılığı birazcık daha kötü olan öğrenciler final döneminde, vize döneminde yazılığını da biraz düzelttiğini görebiliyoruz aslında. Çünkü ders notundan zaten sınıfta bir veya iki kişi, yani bunu pazarlayan diyelim, bir veya iki kişi var. Burası bir pazara dönüşmüş oluyor. Tekrar teşekkür ediyorum. Yaptığı sunumdan dolayı bir notum var, teşekkür ediyoruz. Şimdi 10 dakikalık kısa bir aramız var. Devamında final oturumumuz gerçekleşecektir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.